iki hafta önce Poyrazlar'da böyle uzaklarda 2-3 tane karavan gördük. Kızıma dedim ki hadi gel gidelim bakalım kimler var orada. Tabii kardeşlerimiz, dostlarımız Soner Bey'le karşılaştık. Sohbet ettik. Mangallarına ortak olduk, sohbet ettik. Güzel bir gün geçirdik. Sonra da işte sezon açılışı yapacağız dediler. Sonra sohbetlerimizden Maden Deresi'ni çıkardık ortaya. Ve derken telefon muhaberatımız başladı. İşte üzerimize düşenleri yaptık hep beraber. Ve bugün karavancı dostlarımız Maden Deresi'nde toplandılar. Kiminle röportaj yaptıysak ki yapacağız da. İyi ki gelmişiz, yeryüzü cennetine gelmişiz. Daha içeriye girerlerken kır çiçeklerinin kokularıyla karşılaşıyorlar. Muhteşem bir ortam, harika bir ortam değil mi sevgili Soner kardeşim? Şaban Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten iki hafta önce Poyrazlar'da karşılaşmışız. Çok güzel bir gündü, o gün de çok güzeldi. Güzeldi. Evet. İlk aklımıza siz soktunuz Maden Deresi'ni ve önceden de geldiniz, baktınız. Evet. Öncelikle size çok teşekkür ederiz. Hemen bir organizasyonu yaptık ve dostlarla buraya geldik. Hakikaten dediğiniz gibi doğa harikası bir yer. Ben öncelikle bu tesisin işletmesi sorumlusu Soner Bey'e çok teşekkür ediyorum. Adaşıma. Sağ olsun. O da çok ilgilendi. Buraya geldik. Dostlarla konuşuyorum. Evet. Hakikaten hepsi memnun. Memnun olunmayacak bir yerde. Evet. Hatta diyorum ki yağmur yağacak olsun yağsın diyorlar. Vallahi biz karın altında bile yine var yaptık. Tabii sevgili izleyiciler sizler bilmezsiniz. Benim karavanım yok ama ben karavancıların Sakarya temsilcisiyim. Yani ve çok da sevildiğimi de biliyorum karavancı dostlarım. Çoğunu tanıyorum. Burada iki tane karavanla karavan sahibiyle yeni tanıştık. Diğerleriyle hep tanıştığımız arkadaşlarımız, içinde bir abimiz de var. Biraz sonra zaten onunla da röportaj yapacağız. O karavancıların en büyüğü. Evet, şimdi bu güzel yerin işletmecisi olan arkadaşımızı da tanıyalım. Merhaba efendim. İsmim Soner Kazancı. Maden Deresi'nin işletme müdürüyüm. 2 senedir burada görev yapıyorum. Tesisimiz yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş. İçinde alabalık restorantı, ahşap bungalov evleri, açık piknik mesire alanları, gördüğünüz işte futbol sahası, tünellerimiz, mağaralarımız, muhteşem deremiz, ileride şelalemiz. Yok, hiçbir balık şey yok. Balık da var mı derede? Olmaz mı? Var. Oltaya yatarsak yakalayabilir miyiz? Yakalarsınız. Tamam, onu da deneyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Soner Bey, daha önce bu kadar karavancı gelmiştir muhtemelen ama karavancı geldi ama bu kadar çok karavancı gelmedi tabii. Ne düşünüyorsunuz bu kadar karavancıyı bir arada gördükten sonra? Vallahi bu kadar karavancıyı bir arada görmek bize mutluluk veriyor tabii. İnşallah bundan sonra yine Soner Bey de öncü olacak bize. İnşallah. Bunun devamını getireceğiz. Kesinlikle. Bir de ben yarısından röportaj yaptım. Geri kalanını da yapacağım. Son derece memnunlar. Evet, biz de ilk. Yani zaten burası beğenilmeyecek bir yer değil. Sakarya'nın en güzel yerlerinden biri olduğunu biliyoruz. Ve gelmeyenlerin pişman olduğunu da biliyoruz sevgili izleyiciler. Çok şey kaçırdıklarını düşünüyoruz. Öyle değil mi Soner'cim? Kesinlikle. Ama bir kesinlikle. Dahaki sene yine sezon İnşallah, açılışında. Sezon açılışında. Ama, daha gelecek karavancı dostlarımız var. Biliyorum. Yoldalar. Bursa'dan gelecekler var. Trakya'dan gelecekler var. Onları da bekliyoruz. Çok güzel bir yer. Evet. Cennetteyiz. Biz de Taraklı 4. Karavancılar Festivali'de buluşmak üzere bekliyoruz sevgili izleyicilerimize. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Erdal Bey'e hoş geldin demekle başlayalım. Erdal Bey, Karavancılar Federasyonu Başkanı. Sayın Etügen, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii Sakarya'ya o kadar çok geliyor ki ben de niye Sakarya'yı tanımaya başladığını düşünüyorum. Gerçi her geldiğinde ben de hep yanlarında oluyorum. Siz de gezdiriyoruz böylece. Evet, vesileyle ben de karavancılık yapıyorum. Tabii Erdal Bey'le çok güzel bir şeye vesile olduk. Onu da hemen söyleyeyim. Taraklı'daki Karavancılar Festivali'nin başlamasına ikimiz başlıca sebebiz. Ondan da mutluluk duyuyorum, değil mi efendim? Evet, evet. Bir gün Erdal Bey'i aradım. Dedim ki Erdal Bey, şu an ben Taraklı Belediye Başkanı ve Kaymakamı ile beraberim. Taraklı'da bir festival yapar mıyız? Türkiye Karavancılar Festivali. Hemen dedi ve başlattık. Bu sene de inşallah 4.'sünü yapacağız.
İyi ki vesile olduk. Değil küçük efendim? Bir ilave yapayım. Daha önce biz biliyorsunuz bir rally düzenlemiştik. Hı-hı. Sapanca Gölü kenarında. Evet. Bu rally sırasında Taraklı'ya bir gezi düzenledik. O zaman belediye başkanıyla o zaman tanışmıştık. O zaman gerçi bir rally olayı gündemde değildi ama festival olayı gündemde değildi ama buraya daha sık gelinmesi evet. konusu gündemdeydi. Arkasından evet, evet. siz devreye girmeniz de festival de gerçekleşti. Evet, ne güzel işte. Evet. Yani önemli değil. Önemli olan şudur. Vesile olmak, devam edilmesi, evet, sağlamaya evet, çalışmak. Başlamak biz, yetmiyor. Biz siz ya da ben orada bir maddi menfaatimiz söz kesinlikle konusu yok, değil. Kesinlikle bir çıkar yok. Beklemiyoruz. Hayır, bir unvan da beklemiyoruz. Sadece vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diye bunu da söylüyorum. Zaten bizim amacımız karavan sektörünü Türkiye'ye tanıtmak. Bu evet. çok güzel bir alternatif turizm dalı. Betonlaşmaya engel olan, yöresel halka katkı sağlayan ve insanların sabit bir mekana bağlı kalmaksızın her türlü hobilerini gerçekleştirebilecekleri bir araç karavan. Kesinlikle. Ve bu turizmle yayılması için işte elimizden gelen çabayı evet. sarf ediyoruz. Siz federasyon başkanı. Federasyon olarak. Ben de karavansız evet. karavancı olarak. Siz bizim basın ayağımızsınız. Türkiye'de bir eşi var mı efendim benim gibi? Yok. Karavansız siz, karavancı var mı? Siz bir tanesiniz. Siz bu konuda öndersiniz ve sizin gibi bir tane ikincisini bulamadık. Yani. Bulsak. Sizin gibi isim bulsak belki medya kanallarında sesimizi daha fazla duyuracağız. Sağ olun sizin olsun, sayenizde. Böyle yine duyuracağız. Yani ama Allah... sesimiz sayenizde çok sağ iyi olun, duyuruluyor ama biraz bölgeselliğin dışına taşamadık bir türlü. Sakarya'da da biliyorsunuz çok çabalarımız oldu ama evet. hala bu kadar çabaya rağmen bir kamp yerimizde hala olamadı böyle çayırlarda, ben çimenlerde, maden derelerinde. Sizi sık çağırıyorum biliyorsunuz. Biliyor, her gittiğim biliyorum. Yerde diyorum ki Erdal Bey karavan muhabbeti var. En son aradığımda Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden aramıştım. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen'den röportaj yaptım karavancılıkla ilgili. Hemen arkasından da Erdal Bey'i aradım. Dedim ki bakın karavan konusunu köşke kadar getirdim dedim. Oradan bile aramıştım. Çorbada hep tuzumuz olsun istiyoruz. Ne mutlu. Vallahi diyoruz. Bu çorba biliyor musun çok tuzlu oldu. Çünkü çok fazla tuzum var. Eyvallah. Peki buraya dönelim. Evet. Neler söyleyeceksin? Şimdi karavan Adapazarı bölgesiyle böyle, Adapazarı evet. bölgesiyle beraber Karadeniz bölgesi gerçekten karavan turizmi için bir cennet. Biz bundan işte yaklaşık bir buçuk hafta önce Kefken dedik Pembe Kayalardaydık. Bu hafta buradayız. Burası da gerçekten doğasıyla işte tesisleriyle konaklama alanıyla birlikte harika bir yer. Tabii böyle yerler ülkemizde çok fazla var ama çok fazla duyulmuyor ve genellikle yöresel insanların katıldığı ya da kullandığı bir alan haline geliyor. Biz karavanlarımızdan hem insanlara böyle yerleri tanıtıyoruz, hem böyle yerleri hem sizler kanalıyla hem de bizim web sayfamızdaki, forum sayfalarımızdaki diğer arkadaşlarımı tanıtarak onların buralara daha sık gelmelerini. Çünkü bilinen yere gitmek çok daha farklı. Eğer oradaki intibalar iyi ise karavancılar çok daha güvenli ve de huzurlu bir şekilde oraları ziyaret ediyorlar. Hele etrafında böyle çok küçük basit tesisler de olması, işte bir tuvalet olması, bir suyun olması, ne bileyim bir elektriğin olması karavancılar buraya cezbediyor. İnsanlar böyle yerleri öğrendikçe gidecekleri yerler çoğalmaya başlıyor. Hatta öyle bir hale geldi ki bir zamanlar bir tur yapmaya kalktığımız zaman herkes katılmak istiyordu. Şimdi artık insanlar çok fazla tur yapıldığı için ve çok fazla yerler belli olmaya başladığı için gruplar haline değişik yerlere gidiyorlar. Olsun öyle de olsa tabii, çok yerde görürsünler. Tabii. Bu sene bu 5. etkinlik. Evet. Her insan gittiği yerde evet, evet. Şimdi ben burayı ilk defa gördüm. Evet. Tanıtım yaptığımız zaman eminim ki buraya çok daha fazla insan gelecektir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Peki bundan sonra planda ne var? Yolculuk nereye? Şimdi bundan sonraki planımız İstanbul'a bir dönüşümüz olacak. İşte diğer arkadaşlar Adapazarı'na, Bursa'ya, İzmir'e dönecek arkadaşlarımız var. Ama hemen arkasından 19 Mayıs'ta, 17, 18, 19 Mayıs'ta Taraklı'nın öncülüğünü yaptığı ikinci bir festival başlatıyoruz. Biliyorsunuz Bursa Nilüfer Belediyesi'nin MİS'i'de bir kamp yeri kurdu. Evet. Dolayısıyla gene MİS'i Kamp ve Karavancılar Festivali olarak bu sene birincisini gerçekleştireceğiz evet. kısmetse. Onların da duyuralım. Onların bize göre bir avantajları var. Bursa Belediyesi gerçekten Nilüfer Belediyesi çok güzel bir kamp yeri yaptı. Dolayısıyla insanların geldikleri zaman konaklayabilecekleri bir kamp alanı olması festival açısından çok daha insanları cezbedici oluyor. Taraklı bu bakımdan doğal açıdan çok güzel ama tesislerini belki biraz daha iyileştirmekte fayda var ama bilmiyorum belki de bizlerden başka giden fazla insan olmadığı için o bölgelere şu anda tesisleri güzel ama daha da iyileştirilmesini bekleriz. Çünkü artık buradan bu artık başkana duyurulur. Evet, çünkü artık orası evet. bizim buluşma yerimiz oldu. Tabii. Her sene bu sene kısmetse dördüncüsünü yapacağız. Artık geleneksel hale gelmeye başladı. Birkaç sene sonra artık geleneksel olduğunu söylemeye başlayacağız. Peki.
teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz Taraklı'dan önce Nilüfer'de mi buluşacağız? Nilüfer'de buluşacağız kısmetse. Evet. Duyurulur efendim. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili izleyiciler, karavancı dostlarımız Sakarya'yı çok seviyor. Dolayısıyla bu senede sezon açılışını yine Sakarya sınırları içinde Kocaeli'nin Maden Deresi'nde yaptılar. Burası yeryüzü cennetlerinden biri. Öyle değil mi efendim? Evet, çok güzel. Çok evet, çok beğendik. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Doğa çok güzel. Önümüz yemeği. Doğal halımız var. Nasıl bir koku var efendim? Çok güzel. Muhteşem bir koku değil mi? Böyle evet, çiçek Derenin gibi. Derenin sesi ayrı bir güzel. Evet evet. Ortam yani karavancılar için herhalde güzel. Çok tartışmasız fevkalade yerlerden biri evet, değil mi efendim? Evet. Bir de tanıyalım yani, sizi bakalım nereden geldiniz? Şeydi. Evet. İstanbul'dan geldik. Yani çok uzun yıllardır kampçıyız diyelim, 30 sene kadar. Baştan çadırla başladık 7-8 sene. Ondan sonra çekme karavanımız bir 10-15 sene. Bir 2-3 senedir de mobil karavanımız var. Tabii bundan hafta sonları ya da kısa tatillere böyle kaçamak gelebiliyoruz. Öbürüyle ancak yaz tatili yapıyorduk. O yerleşik düzen. Gerçi çekme karavancılar bunu pek kabul etmiyorlar. Onlar şimdiki yeni çekme karavancılar çok güzel geziyorlar. Biz öyle bir tekme karavancı olamadık. Peki Sakarya'dan sadece hafta önce sonu geldik. Şimdi biz şeyde oturuyoruz zaten. Çayırova'da. İş yerim Çayırova'ya taşındı. Biz. Hem İstanbul hem Gebze taşındı. İkisinin arasındayım. Hafta içi orada, hafta sonu orada. Ataköy'deki evimizi bozmadık. Hafta daha içi burada çalışıyoruz. Hafta sonu geldik. Oradayız. Yani gezdik. Ama o zaman karavansız geldik. Arabayla, hatta Karasu'da motelde kaldık karavanlı bir tane. Karavanlı olarak bu yöreye gelmiş Yok, miydiniz? Yok, hayır. Karavanla gelmedik buraya hep. Evet. Arabayla geldik. Yani motelde kaldık. Bütün sahili gezdik. O şekilde. Şimdi ilk defa karavanla geldik. İyi ettiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bir başka karavancı konukların yanındayız. Bakın birinin elinde çay bardağı, diğerinin elinde ne var efendim? Bir görelim bakalım. Çekiç var, görüyorsunuz. İşte karavancılık bu olsa gerek. Bu çekiçle az önce neler yaptık efendim? Çadırı sabitledik yere. Evet. Tentesini açtık. Tenteyi açtık çadırımızı, onu sabitledik. Evet. Şimdi işimiz bitti. Muhabbet ederken siz yakaladınız. Evet. Ona geldik. Evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Sakarya'ya sık gelenlerden evet, birisiniz. Evet, evet. Sizi daha önce gördüm mü bilmiyorum, pek hatırlayamadım. Yok, gördük, beraber görüştük. Evet. En son nereydi? Taraklı'da. Evet. Taraklı'da beraberdik. Evet. Siz de Sakarya'nın yabancısı değilsiniz. Geçen sene gene gelmiştik, Sakarya'ya gelmiştik. Evet. Bu sene de geldik. Hatta dün akşam Karasu'da kaldık. Bugün buraya geldik. Gayet güzel her şey. Ne güzel. Yeşilliğiniz çok güzel. Hep güzel olsun. Evet, Sakarya'nın yeşili gerçekten doğası fevkaladedir. Hep söylüyoruz, Sakarya doğa turizmine gerçekten çok elverişli. Dostlarımız da zaten bunu ifade ediyorlar. Teşekkür edelim. Hanımefendi dedi ki çok önemli işimiz var. Biz de dedik ki bizden daha önemli işiniz yok. Biz sizin için geldik buraya. Hoş geldiniz demeye. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Buraları nasıl buldunuz? Muhteşem. Tek kelimeyle değil mi? Muhteşem. Aynen öyle. Nereden geldiniz? Biz aslen İzmirliyiz ama Ayvalık'ta yaşıyoruz şu anda. Evet. Karavanda mı yaşıyorsunuz? Yok, hayır. Karavana çok yeni başladık. Biz çok Benim yeniyiz. Benim eşim razı olsa var ya, evimi bir satarım. İnanın karavanda yaşarım. Bir iki aile var tanıdığım böyle. Doğrudur. Çünkü yani böyle doğal ortamlarda yaşamak kadar güzel bir şey var mı? Aynen efendim? Öyle. Yani aynen. Kaç tane eve kaç pazar değil mi efendim? Evet, evet, evet. Sizden ben neler duyuyorum? Merhabalar. Muhteşem, çok hoşumuza gitti. İlk kez geliyorum ben. Sakarya hakikaten yaşanılacak bir yer. Onun için sizler şanslısınız. Bizler de şanslıyız. Böyle bir yeri keşfettik. Çok hoşumuza gitti. Umarım bundan sonra yine geleceğiz. Ne mutlu bize o zaman. Evet, yani. Aynen, evet, aynen. Çok evet. Güzel. Yani başka bir şey açıkçası diyemiyorum. Açıkçası gerçekten bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Evet. Yani efendim, güzel yani olduğunu duymuştum ama bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Siz hanımsınız. Böyle bir parfüm kokusu var mı efendim? Yok. Gerçekten çok yani hoş. Şu çiçeklerin kokusu daha girerken buralara değil mi efendim? Aynen öyle dedim zaten. Yani inanılmaz güzel. Müthiş bir koku var dedi. Kendisi evet, de söyledi. Evet. O fındık bahçelerini falan ilk kez görüyoruz tabii. Çok hoşumuza gitti ya. Muhteşem. İşte kıymetimizi İşte bilsinler. Yani bu doğanın kıymetini. Aynen. Kıymetimiz derken aynen, bizi kastetmiyoruz. Doğamızın kıymetini bilsinler. Ben bugün gelirken çocuklarla ne konuştum biliyor musunuz? Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Kutluyoruz eyvallah. Hı hı. Ama Taksim'de gidip kutlayacağına, gelip burada kutlasalar, bayram yapsalar çok daha da iyi değil mi çok acaba? Çok da güzel olur. Ama onlar tabii farklı boyutlarda.
işin başka yönüne kaçıyorlar. Bana da öyle geliyor. Kesinlikle. Her bayramsa bakın biz burada bayram kutluyoruz sevgili izleyiciler. Bundan daha güzel bayram hepimiz var mı emekçiyiz. Efendim? Aynen öyle. Hepimiz yani, emekçiyiz tabii ki, yani. Tabii ki yani biz onlar çalışırken biz gidip oynamıyoruz ki biz aynen, de çalışıyoruz. Aynen. Yani bu güzelim ülkenin kıymeti bilinsin diyoruz. Ne diyeyim? Bilinsin yani. Evet. Biz yurt dışına da çıktık gerçekten. İlk önce aynen. Türkiye'yi keşfetsinler. Yani. Ondan sonra yurt dışına gitsinler diyorum. Evet efendim. Karavancılık kaç senedir? Biz karavancılık 15-16 senedir hep hayalimizdi. Evet. Ama iş güç onu esnaflık yaptık tekstil üzerine. Biz daha her şeyi şimdi mağazaları falan kapattık. Yani devrettik. Artık emekliye ayrıldık. Evet. Hemen ilk işimiz de karavancılık oldu. Umarım güzel olur. Evet. Sağlıkla, sıhhatle. Hayırlı olsun diye. Çok teşekkür ederiz. Tekrar. İlginize çok mersi sağ olun. Aynur Hanım'a dedim ki siz yoksanız röportaj yapmam. Daha önce yapmıştınız dedi. Biz bir daha yapacağız. Biz karavancı dostlarımızı seviyoruz efendim. Biz de sizi seviyoruz. Hoş bulduk. Tabii ki. Yani bizi seviyorsunuz ki Adapazarı'ndasınız. Buraları sevilmez mi değil mi efendim? Evet. Nasıl geçiyor? Çok bugün güzel. Daha yeni başladı. Evet. Her zamanki gibi. Masalar, arkadaşlarımızı gördük. Mangallar kurulacak değil mi? Karavancı dostlarımızı gördük işte. Evet. Hoş. Karavancılık, bir karavancılar cumhuriyeti diyebilir miyiz burası için? Vallahi dönebilir yani. Aslında karavancılık ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya. Onu biliyorsun. Evet. Yani o dünyada biz de çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Aslında sizin de katkılarınız çok. Böyle siz de her tarakta geldiniz. Özellikle Taraklı'ya katkılarınız büyük sizin. İşte onun başlamasına evet. vesile olmuştur. Evet. Ondan da mutluluk evet. duyuyorum tabii. Evet. İnşallah bu sene de dördüncüsünü yapacağız Taraklı Karavancılar Festivali'ni. Evet. Orada yine dostlarımızdan buluşacağız diye düşünüyoruz İnşallah. Değil mi efendim? Biz de tabii her sene kaçırmayız Taraklı'yı. Peki orada buluşmak tabii. üzere diyelim. İnşallah. Sen gir kayıda hanımefendilere gör. Biz de şöyle yavaş yavaş yanlarına gelelim ve hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Kalkmazsak ayıp olur mu derler. Ne alakası var efendim? Evet. Hoş geldiniz. Evet siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben şöyle sizin yanınıza geçeceğim ki kamera sizi görsün. Evet nasılsınız? Teşekkür ederiz. Buraları görünce daha iyi olduğunuzu Çok güzel, çok güzel evet. bir yer. Evet tam Buraya yeşillik. Buraya daha önce gelmediniz. Biz gelmedik. İlk defa. Sakarya'ya geldiniz ama. Tabii. Evet. Yani geçiyoruz. Nereden geldik? İstanbul. Evet. Karavancılık kaç yıldır? 3 olacak. Karavancılık komşusu kaç yıldır? 2 mi diyelim? 2 herhalde. 2. Şimdi ben hep düşünüyorum. Şimdi efendim, mahallede işte sabit bir yerleşiminiz var. Komşunuzdan geçinemediniz, kavga ettiniz. Evi kolay kolay taşıyamazsınız. Değiştiremeyiz, evet. Ama buradaki komşunuzdan anlaşamazsanız, geçinemezseniz... Karavanı bir karşıya alıyorsunuz, yeni bir komşu ediniyorsunuz. Evet, evet. Değil mi efendim? Bunu bize 25 sene önce gene bir karavancılar söylemişti. Hı hı. Hiç o zaman bizim böyle bir niyetimiz yoktu. Evet. Sonradan... Pişman mısınız? Yok, sonradan yaptık evet. biz de bu işi. Ne güzel değil mi? Efendim? Yani onu hiç unutmuyorum ama öyle demişti yani beyefendi evet. de. Evet efendim. Aynen öyle anlatmıştı. Evet. Ben o zaman kara kedi gibi tekrar aranıza gireceğim. Evet, dördüncü sizler... röportajımız bu sene. Görüyorsunuz her yıl. İlk Taraklı'da görüşmüştük zaten. Evet, her yıl öyle geçen. Değil mi efendim? Haziran kısmet, ayında bilmiyorum. Dördüncüsünü yapıyoruz. Bilmiyorum, biliyorum. Geçen sene de gitmiştik evet. ama bu sene gider miyiz onu bilmiyorum. Niye, başka planlar mı var? Yani olabilir. Yol nereye biz var oraya şey o kadar bakalım. Şeyimiz. Sevmediniz mi? Yok yok hayır öyle bir şey yok. Evet, yani evet. gitmeyen arkadaşlara da Anladım. Şey olur. Herkes her yıl aynı yere gidemeyebilir evet. bazen. Tabii. Ters düşülebilir öyle. Dört tebiri değişik karavancılardan oluşuyor. Evet. Ama her sene Ama tanışmak için artıyor. Çok güzel oluyor. İlk tabii biz ki, tabii ilk yıl gittiğimizde çok insan. Karavancı olarak böyle bir festivali desteklemek gerekir diye. Tabii ki kesinlikle. Peki 5. röportajımızda buluşmak üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, dostlarımızı geçen yakalamıştık. Çok güzel salata yapmışlardı hanımefendi. Biz Adem ile Hava arasında kalmıştık. Yine kalacağız. Durum onu gösteriyor. Az önce Adem Bey'e seslendim. İçeride kim var dedim. Birinci hanım var dedi. Çok şanslıymışsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim menüde ne var? Salata. Vallahi daha yeni geldik. Ne bulsak onu koyduk evet. sofraya. Evet çayımız salata, var. Salata var mı efendim? Var var. Söğüş Geçenki var. Salatanız muhteşemdi çünkü. Geçenki salatanızla buranın güzelliğini birleştirirsek. Şahane. Valla çok güzel doğan içindeyiz. Siz Karadeniz'den. Evet Rizeliyiz. Karadeniz Rize'yi aratıyor mu burası? Aynı hiç. Aynı aynı. Aynı. Evet Yüksekliği. Adem Bey siz de mi o taraftandınız? Evet ben de Rizeliyim.
Girerken buraya gelirken yolda güzel. Böyle Rize'deyiz falan gibi denilebiliyor. Tıpa tıpa aynı. Ben hatta şey söyleyeyim, ya Rize'ye gitmeye belki de gerek yok ya. Ben kendime kusur buluyorum. Bugüne kadar neden biz buraya gelmedik? Şimdi nerede yaşıyordunuz? Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz ama. İstanbul'da. Ben bir şanslısınız, tam, yakınsınız. Evet, tam bir doğa dostuyum. Çünkü bu anemonların kokusundan düşün, şu yeşillerin tonlarına kadar hepsini duyarlı bir şekilde hissettim. Kesinlikle. Çok da seviyorum. Hakikaten kendimi eksik görüyorum. Neden ben buraya kadar, bugüne kadar hiç gelmedim? Daha da eksikleri var. Hiç gelmeyecek olanlar var. Siz yani, geldiniz hiç olmazsa. Ama biz geldik şimdi. Gelmeyecekler çok vardır bir de. Onlar. Şimdi gördüklerimizi anlatacağız. Bize yani de o görev düşüyor ki bu işin amacına ulaşsın. Yani. Evet. Peki. Tekrar hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaklı Karavancılar Festivali'nde buluşmak üzere. İnşallah. Diyelim. Tabii ki buluşacağız. Zaten Şaban Bey sizden kaçma şansımız yoktur. Poyraz'da yakalandık, burada yakalandık. Demek ki bir başka yerde nasıl olsa yakalanacağız. Karavansız karavancı olduğum evet. için yakalarım sizi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geçen iki kişiydiniz. Bugün beş kişisiniz aile olarak. Doğru mu saydınız? Evet, bulaştırdık. Doğru saydım değil mi? Doğru beş saydınız. Beş, küçükle bir beraber beş. Ne küçüğü? Torunum. En büyük o. Doğru vallahi. Evet. Onsuz. Doğru, en başta o. Birinci o. Doğru, doğru. Kralım, şey en büyük kim demişler? Çocuk demiş. Çünkü bir tek ona söz anlatamıyorum demiş. Doğru. Şimdi gerçi çocuklar... Harika. Bitmez bu konu. Benim de torunlarım var. Ona hiç girmeyelim sevgili izleyiciler. Yoksa röportaj çok uzayacak. Doğru. Ama çok siz şanslısınız. Bir de küçük bir çadırı var. Evet. Ona özel kurdunuz değil mi onu? Ona özel. Babası kurdu. Babası evet. zaten kampçı kökenli. Zaten budur işte. Temelden karavancıyı evet. kampçı yetiştiriyorsunuz. Ne mutlu size. Evet. İnşallah. İnşallah evet. onlar da devam ettirirler. Doğada olmak ne güzel. Güzel. Gel bakayım Denizciğim. Evet. Önce evler yaptık. Şimdi evet. evlere sığmıyoruz. Şimdi doğayı arıyoruz. Doğayı şimdi alacağına bir kap geldi. Bakalım. Kare böyle şey yapsın. Renklensin biraz. Evet, bak evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz bakın. Mikrofonu. Bakın anneannesinin şu anki mutluluğunu ben bir dede olarak çok iyi biliyorum. Istiyorum. Evet, ne söyleyeceksin söyle sen? Bakayım, ne söyle bakayım mikrofona. Evet. Ben sevdiğim denizi çok seviyorum, doğayı da çok seviyorum. Sen? Sen de söyle. Ben de denizi çok seviyorum, doğayı, tabiatı da çok seviyorum. Sen de söyle bakayım. Söyle bakayım. Söyle, sen de söyle. Ben de seni çok seviyorum. Çünkü böyle çiçeklerin arasında bir çiçek daha gördük. Onu öp, onun tamam, da tadı artık, çok güzel oldu. Tamam, şimdi bak yani. Dedene bir sorular soralım. Bir bekle bekle dediye soru sorsun. Tamam bıraktı. Evet hadi şimdi bakalım, efendim. Dinleyelim bakalım. Yenge Hanım yanınızda. Evet. Kızınız yanınızda. Doğru doğru. Damat yanınızda. Şekerpare de yanınızda olunca. En güzellikler. Bir de bu doğayı eklediğimiz zaman. Bunu zaten anlatamam. Tarife gerek yok. Evet evet. Bütün insanların böyle yerlere gelip dinlenmeleri çok çok güzel bir şey. Bunda sizin katkınız büyük. Teşekkür ederim. Gerçekten yani maden deresini biliyorduk. Ben daha önceden gelmiştim. Biliyorduk ama siz zaten Adapazarı karavancıları siz çekiyorsunuz. Kesinlikle. Bunda büyük katkınız var. Ne mutlu bana. Evet. Evet. Çünkü ben bildiğiniz gibi karavanım yok. Evet. Ama sizler buraya geldiğiniz zaman böyle bütün karavanlar senin Şaban Bey. Yüreğim büyüyor. Böyle inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü karavancılık yapan evet. dostlar çok özel insanlar. Evet. Yani gerçekten. Sağ olun. Kesinlikle öyle. Yani ben hep şunu söylüyorum İlhan Bey. Sevgili izleyiciler, askeri düşünün, erkekler çok iyi bilirler. Askerde tek tek elbiseyi giyenler hepsi evet. asker. Tabii. Burada da hepsi karavancı. Doğru. Bu karavancıların içinde ben zaman zaman şuna şahit oldum, inanın. Holding yöneticisi konumunda olan dostlarımız da oldu. Ancak benzin parasını borç bularak gelen karavancılarımız da oldu. Buna ben şahidim. Ama burada ayrım yok. Burada herkes karavancı. Herkes ayrı. Herkes inanılmaz bir birlik beraberliği herkesin yaşıyor burada. Masası vardır. Burada herkes evet. onu burada herkes karavancı. Herkes burada karavancı. Ahmet Bey, Mehmet Bey, diye yok. Ayşe Hanım, Fatma Hanım yok. Burada yok. Herkes kesinlikle. Karavancı. Kesinlikle. İşte bunun yok. İçin sizi ben çok seviyorum. Mevki makam yok heh. Bizde. Şimdi gelin de sizi sevmeyeyim. Karavancılık mümkün mü işte? Karavancılık. Efendim onun yanı sıra karavancılık bakın. Şu anda doğanın içindeyiz. Evet. Ve yeşillikler arasındayız. Yarın buradan ayrıldığımızda burası gene yeşil ve yani. Aynı konumda kalıyor. Evet. Bir de bunun yanı sıra sahillerimizi parselleyip
beton yığınına dönüştürdükleri bir ülkeyi düşünün. Maalesef. Ki bununla ilgili İspanya falan çok ciddi turizm kaybetti. Evet. Biz de aynı yolda gidiyoruz. Evet. Ve karavana düşünün %118-120 ÖTV koydular. O maalesef. Adapazarı'nda yani deprem yaşandı. Evet. Bu karavanlara normal şeyi koysalar, ÖTV koysalar. Evet efendim. Bakın uçağın ÖTV'si %1. Uçak aldın mıydı %1 ÖTV veriyorsun. Yat aldın mıydı %8 ÖTV veriyorsun. Fakat karavan aldın mıydı %128-120 ÖTV veriyorsun. Ben bunun ızdırabını karavanım olmamakla beraber sizin adınıza yakından hisseden, yaşayan bir insanım. Yani buna ne diyeceğimi ben bir gazeteci olarak gerçekten şaşkınlık içindeyim. Oysa bu doğa turizmine katkı sağlasın diye uçaktaki gibi %1'i tutsanız. Çünkü sevgili izleyiciler, karavancıların bir de bir özelliği var. Ben çok iyi tanıyorum, yakinen tanıyorum. Özelliklerini çok iyi biliyorum. Bakın birçok piknikçi buraya geldiği zaman bu güzelim cennet gibi yerden ayrılırken bütün çöplerini ortada bırakırlar. Ben öyle zaman oldu ki daha gider gitmez çöplerini geride bırakmayı boş verin. Hemen çevre temizliğine girdiğinizi görüyorum ben. Ben geldiğimde şimdi olmuyor. Şimdi bakın, böyle bir doğa dostu olan karavancılara neye sahip çıkmıyorsunuz? Hey yetkililer. Ya şimdi şunu söyleyeyim Şaban Bey, pet su içiyor. Bir 50 cc'lik su içiyor. Demin kaç tane oradan alıp attım. Biliyorum, ya ne olur bunu çöp ve de 50 metre ileride çöp bidonu var. Evet. İşte evet. Milletimizin bunu şey yapması evet, lazım. Halkımızın evet. Bununla ilgili temizlik ben, ve şeyle uğraşması lazım. Ben şöyle kapatacağım buradaki reportajımızı, devam edeceğiz. İlhan Bey avukat. Yani sıradan bir arkadaşımız, bir dostumuz. Sıradan. Gün görmüş. O kadar yani gün görmüş. Şey, değerli bir dostlarımızdan biridir. Bunlar bu karavanda yaşamasının tadını biliyorlar. Karavancılık, çadırcılık değil. Yani bunu lütfen karıştırmayın. Karavancılık, kampçılık, doğa tutkusu, doğa sevgisi. Şaban doğayla iç içe. Çadıra da diyoruz. Çadırı da aynen kabul ediyoruz. Hayır. Gerçekten yani çadırcılık dediğimi de kabul ediyorum. Bazı insanlar da, ben çadırcıları küçümseme adına değil. Yok. Onlar da çok şeydir. Evet, ama yani utanmasalar çingeneye benzetecekler karavancıları. Ya niye çingeneler yani, şey yapıyorlar? Onlar toplum değil mi yani? Ya ben bakın bundan da rahatsız. Ya ben gerçekten ucap duyuyorum. Evet, bunu kapatıyoruz. Ama yani biraz halkımızda maalesef biraz hor görülüyor o vatandaşlarımız. Evet, ve böyle neredeyse o muameleyi yapacaklar. Yani karavancı dediğiniz zaman işte ne bileyim içki içen, bilmem ne yapan. Ha, olur mu ya, öyle şey? Yani içki içeni de var, içmeyeni de efendim, var. Hacısı ben, da var, evet, hocası evet, da bakın var. Bakın ben buraya bugün Sakarya milletvekilimizi davet ettim. Fırsat bulursa geleceğini söyledi. Sağ olsun. Gelsinler, görsünler, karavancıları tanısınlar. Evet, evet, evet. Bakalım karavancılar kimmiş, ne yapıyor, ne ediyor bu insanlar? Bakın bir yani, röportajlarınızı benim, yapın, size değişik bir şey anlatacağım. Evet. Hanımımla ilgili, karavan ve deminki o böyle şey dediğiniz insanlarla ilgili bir anımız var. Hadi bunu burada anlatalım. Öyle mi yapayım? Herkes duysun. Evet. Şimdi şu anda bebeği olan kızımız küçük. Oğlumuz da daha 1 yaşında falan. Akrabamıza gidiyoruz. Haznedar'da oturuyoruz. Gece gezmesine gidiyoruz. O zaman Ateş Tuğra Fabrikası'nın hemen yukarı kısmında şey bu yüzük yapıp şeylerini, ihtiyaçlarını o şekilde satarak gideren insanlarımız çadır kurmuşlar. Oturuyorlar. Hanım dedi ki vah vah vah. Kış ama kış. Çok soğuk bir hava. Çocuklar şeyler bu çadırda nasıl yaşıyorlar, nasıl oluyor? Gerçekten üzüldüm dedi İlhan. Bunun kahroldum dedi. Gittik, oturduk. Akşam saat 9 falandı, bir deprem. Ama ciddi bir deprem. Döndük eve geliyoruz. Sefa başınıza. Aman ne mutlu. Ne mutlu. Şimdi biz onlardanız. Ne güzel. Deprem de olsa bizim yerimizde yıkılmaz. Bir de ben millet olarak göçmenliğin ruhumuzda olduğunu düşünüyorum. Göçebelik. Göçebelik, göçmenlik ne dersiniz? Göçerlik. İyi ki göçebeyiz. Bu çok güzel. Evet, iyi ki göçebeyiz. Sevgili. Böyle göçebelik herkesin başına, bileyim, başına herkesin başına. Gelsinler, yaşamın ne olduğunu görsünler. Görsünler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Çok güzel röportajlar yapıyoruz. O güzel dostlarımızdan da yine beraberiz. Daha önce karşılaşmıştık, bana bugün hoş geldiler dediler. Ben de size hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Hoş nasılsınız? Geldiniz, sağ olun. Teşekkür ederim. Ortam nasıl efendim? Ortam çok güzel. Her taraf yeşil. Evet. Yeşilin 5-6 değişik rengini görüyoruz. Çok güzel. Çağlayan'ın sesi geliyor. Dinlenmek için. Çiçeklerin kokusu da geliyor. Evet, 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 harika çiçekler, kokusu. Çok güzel. Çok güzel, çimenlik bir ortamdayız. Nereden geldik efendim? İstanbul'dan geldik, Fener yolundan. Evet. Daha önce kürek yarışları mıydı? Evet, kızlarım orada, kürekçiydi. Evet, sürekli efendim. Sapanca'ya geliyorduk. Evet. Yani bu yörenin çok yabancısı sayılmayız. Evet, evet. Senelerce buraya geldik, evet, gittik. Ne güzel, ne güzel. Kızlar yarıştı, biz seyrettik. Evet. Sizler yazdınız, haber yaptınız. Evet, şimdi onlar eğitime devam ediyorlar. Onlar eğitime devam ediyorlar. Kürekleri devam ediyor mu efendim? Yok, küreği bıraktılar. Evet. Eğitime devam. Eğitime ama devam. Yıllarca hayırlısı çok güzel olsun. Seyrettik onları Sapanca'da. Gerçekten bizi gururlandırdılar. Türkiye şampiyonu oldular 3-4 yıl üst üste. Ne mutlu. Ne çok mutlu. Çok güzel yıllardı ama işte bu sporların bir sonu geliyor, sakatlıklar. Kesinlikle. Evet. Evet, Sapanca da çok güzeldi ama gerçekten burası da bambaşka. Yeşili çok güzel, evet. Ve çok sayıda karavanın konaklayabileceği bir yer olması muhteşem. Burada bir daire çizdik ve şu anda 16-17 karavanız ama herhalde 25-30 da olsun. Sizle beraber 18. Benim küçük, en küçük karavan bu. O da benim değil yani. Ben karavansız karavancıyım. Sağ yok, olsun. Yok. Karavan fabrikası arkadaşım. Evet. Ben istediğim ben her daim yana alıyorum. Dolayısıyla karavan almama gerek kalmıyor. Ali, ben de Engin o yandan şanslı. İlk defa torunumla geldik ve aklım gidiyor. Gerçi evet, yol çok şey değil ama bir tek şu arkadaki efendim, yol. Var, hiçbir şey yok. Arkada bir dere var. Bir de evet, bir traktör olsa bir evet, traktör geçiyor. Evet. Doğrusu evet, işte az önce sohbet ettik. Torun sevgisi bambaşka. Bambaşka, evet, kesinlikle. Torun böyle bakınıyoruz değil mi efendim? Kesinlikle. Peki, çok mutluyuz onunla gelmekten. Ne kadardır var? 11 yıl. 11 yıl. 2003'ten beri karavancıyız. Evet. Babadan kampçıyım ben. Evet. Babam 50 yıl önce, 55 yıl önce İstanbul'un ilk kampçılarındandı. O zaman çadır yoktu. Branda alıp çadır diktirmişti. Evet. Mühendis çadırı derlerdi. Böyle şantiyelerde kurulurdu. Ev tipi çadırlar. Oralarda içimizde bir şey varmış demek ki. Geçmiş efendim, varmış. Bu doğaya karşı bu evet, güzelliğe. Doğa severler evet, için yani, gerçekten evet, karavancılık. Eğer doğayı seviyorsanız çok, öyle börtü böcekten de çekinmiyorsanız fazla, evet, muhteşem. Tabii eşlerin birbirine ayak uydurması çok önemli. Yani iki tarafın da sevmesi gerekiyor. Öyle oldu mu çok daha güzel oluyor. Ama biz burada bütün dostlar böyleyiz. Hep eşlerle birlikte geliniyor. Çok çok da güzel oluyor ortamımız. Sahillerin beton yığında dönmemesi için aslında karavancılık bir çözüm. Bunu gittiğimiz dış ülkelerde ben görüyoruz. İtalya'da, Hırvatistan'da, o Adriyatik evet, kenarında, Güney Fransa'da, İtalya'da, her tarafta insanlar, Orta Avrupa'da dere kenarlarına, nehir kenarlarına hiç kimse gelip yazlık ev yapmamış. Oralar halkın malı. Bütün insanlar onu kullanabiliyor. Karavanlarıyla geliyorlar, gidiyorlar. Ve her gün yeni bir manzarada her gün yeni bir manzarada uyanıyorlar. Bir sürü yazlık evet, eviniz evet, var. Evet, evet. Öteki türlü benim hep gerçekten doğru, içim acır. Ya. İstanbul'da biliyorsunuz Tekirdağ'a kadar giden bir yazlık şeridi vardır, kıyı şeridi. Neredeyse herhalde %60'ında, 70'inde oturulduğunu düşünmediğim boş, çürümüş betonlar var. Ama kaç karavan kampımız var İstanbul'da? Herhalde işte yok, bir tane ya var ya yok o da. Artık yeni yeni olmaya başladı. İnşallah, inşallah, inşallah. Ve Taraklı Karavancılar Festivali'nde buluşuyoruz. Diyor i̇nşallah, muyuz efendim? Geliyoruz. Oraya i̇nşallah, gelmiş miydiniz daha önce? Yok, gelmemiştik. Evet. Yurt dışındaydık. Erdal Bey sizi davet etmedi mi? Etti de biz yurt dışındaydık, evet, gelememiştik evet, ama bu evet, sene geleceğiz. Bu sene bekliyoruz. İnşallah. Çünkü orası karavan sayısı evet, olarak evet, da
her sene büyüyor. Bu sene de dördüncüsünü yapacağız inşallah. Kısmet olursa. Orada çok buluşmak olur. Üzere. Görüşmek çok üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Torunlu güzel böyle tatiller diliyoruz. Çok teşekkür ederiz sağ efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? Biz Kocaeli Karamürsel'den geliyoruz. Karavanlı gezilerin hepsine katılmaya çalışıyoruz. Kaç senedir? Çok. Kaç? 15. 15 senedir. Bu 15 senenin içinde hep siz var mısınız efendim? Tabii. Evet. Varız. Yani karavancılık zaten aile arasında olması gereken bir konu değil mi? Karavancılığı zaten biri ben sever, daha sevmez. Çok seviyorum. Yok, ben söyledim. Evet. Harika. Benim sayemde oldu diyeyim. Evet, ne diyorsunuz Burkun Hanım? Evet, doğru, haklı. Ben de seviyorum ama ben biraz yerleşik düzeni seviyorum galiba. Bir çekme karavanımız daha var bizim. O Marmaris'te duruyor. Hani yaz aylarında, Temmuz, Ağustos falan oradayız. Biraz yayılıyorum. Ev rahatını karavanda da arıyor gibiyim ama eşim daha çok gezmeyi seviyor. Onun için böyle bir karavan da aldık. İşte katılmaya çalışıyoruz. Nasıl buldunuz burasını bir anı? Çok güzel olarak. İlk defa geliyoruz biz bu tarafa. Evet. Hiç görmemiştik. Ama çok Sakarya'ya güzel. Sakarya'ya gelmişsiniz daha önce değil tabii mi? Poyrazlara falan kampa gelmiştik. Evet, festivale gelmiş miydiniz? Yok, ona gelemedik. Sana orayı da bekleyelim. Ne zaman? Haziran ayı başında. Karaklı'da dördüncü. Karaklı'nın ilkine gelmiştik. Evet, ilkine gelmiştik. Ama annem rahatsızlandı. Biz ilk gün dönmek zorunda kaldık. Ama çok güzel ya. Olmuş. Evet, o evet. Futbol sahasına şöyle bir yerleşmiştik aslında. Geldik. İlk gelenlerden. Ve aynı gün döndük maalesef. Ama çok güzel olmuş. Bu sene bekleriz. İnşallah. Ayrıca benim annem Sapancalı. İdi. Yani Adapazarı sevdiğimiz bir yer. Ve işte görünüyor, bir şey demeye gerek yok. Çok yemyeşil. Doğa harika. Çünkü artık herkes sormadan muhteşem. Öyle, öyle. Hakikaten öyle. Çok güzelmiş. Peki, ne iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Sağ hoş bulduk. Olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ata bilmirem ne fikri başımdan ata bilmirem fikrimden geceler yata bilmirem bu fikri başımdan ata bilmirem neyleyim ki sene çata bilmirem neyleyim ki sene çata bilmirem Sevgili izleyiciler, dayanamayıp araya gireceğim. Her şey o kadar güzel ki bir yanda alkışlar, bir yanda güzel bir hanımefendinin mükemmel bir sesi. Her şeyi armanladığımızda fevkalade bir görüntüleyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Günübirlik merhaba. Geldiğinizi düşünüyorum. Evet. Evet, karavancılıkla girelim konuya. Ne kadar karavancısınız efendim? Biz öncelikle doğayı çok seven insanlarız. Evet, önce doğayı seven çok, insanlarız. Çok seven insanlarız. Karavancılığı da seviyoruz. Karavancılığı da tabii seviyoruz. Daha biz misafir karavancılarız ne yalnız. Ne güzel, ne güzel.
Daha önce böyle bir ambiyansa katıldınız mı? Yok, yani bir karavan kampına ilk defa geliyoruz. İlk defa. Nereden geliyorsunuz? Bir de biz sizi tanıyalım. Biz İstanbul'dan geliyorum ben. Kadıköy evet. Moda'dan geliyorum. Evet, adınızı da alalım. Benim adım İlknur Tuncel. Evet, müzisyenlik var mı efendim? Evet, konservatuarda ses eğitimi öğrencisiyim. Harikasınız. Sesiniz de fevkalade. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir şarkı daha dinleyeceğiz sonunda sizden, tamam. Bilginiz olsun. Hanımefendi, siz de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Neyi ettiniz geldiniz? Teşekkürler. Sizi de tanıyalım. Ben Özlem Gürer. Biz bu sene başladık karavancılığa. Yeni günü aldık. Günübirlik değil mi sizinki? Günübirlik. Günübirliğiz evet. Aslında. Hafta evet. Sonu tekrar geleceğiz. Evet. Aralık'ta aldık karavanı. Tur olarak, hep beraber olarak ilk defa birkaç saattir bu deneyimi yaşıyoruz. Çok da güzel ettiniz. Çok da keyifliymiş. Hele böyle bir kulaklarımızın pasını silen teşekkür bir şarkıda ederiz. Da yer aldığınız için ayrıca mutlu olduk. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine bir parça daha sonraları, belki de muhtemelen akşamda ateş başında. Profesyonellik var mı efendim? Müzik öğretmeniyim ben. Harika. Violonsel çalıyorum. Ne hep güzel. Beraber müzisyeniz aslında. Konservatuvardayız. Ne güzel. Evet. Peki bir de beyefendiyi tanıyalım. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de tanıyalım önce. İsmim Bora Gürel. Aralık'tan beri karavancıyız. Karavancılıkta altın kuralın eşlerin karavan dünyasını sevmesi olduğunu öğrendik. Eşim sevdiği yani için. Yani eşinizin de karavancı olması şart. Evet, kesin kes. Oğlumuza yapılabilecek en büyük iyiliğin doğada böyle bir yaşam sağlamak olduğunu düşündük. Bir karavan aldık. Bu işe bulaşmamız için çok mutluyuz. Bakın karşıda küçücük bir çadır gördünüz mü efendim? Evet. İlhan Bey'in damadı, Yunanistan uyruklu bir kardeşimiz. Kızına şu yaşta doğa tutkusunu aşılamak için minicik bir çadır kurmuş. Aynen. Neyi yetmiş değil mi? Aynen. Evet, siz de bir genç kız olarak böyle bir karavancılıkla ilgili duygu ve düşüncelerinizi müzik sevdasının yanında. Çok keyifli bir olay karavan. Herkes bence deneyimlemeli, muhakkak deneyimlemeli. Arkadaşlarınıza da seslenin tabii burada ki. Bu harika yani, ortama. Yani bir genç olarak söylüyorum ben. Bir kere doğanın içerisinde olmak kesinlikle buna ihtiyacımız var. Çünkü şehir ortamında çok fazla yoruluyoruz. Ve muhakkak doğa havası, temiz hava soluyor olmamız lazım. Karavan da bunun için çok güzel bir araç. Ve muhakkak bence kesinlikle pişman değilim ve deneyimlemesi gerekiyor herkesin bence. Evet, sevgili seyirciler, duyduğunuz gibi genç kızımızın da bu yöndeki düşüncelerini bu şekilde almış olduk. Gerçekten karavancılık fevkalade bir şey. Şimdi arkadaşlarımızdan, müzik hocamızdan ve beyefendiden böyle bir Rumeli havası varsa isteyeceğiz, yoksa istediklerini çalsınlar. Evet. Masadan kaldırdık. Elmalarını yiyorlardı. Biraz sonra devam etsinler. Devam edelim. Hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ne büyük mutluluk değil mi efendim böyle? Evet, çok beraber güzel. Beraber olmak. Mutlaka. Birlikte doğada olmak. Doğada. Evet, arkadaşlarımızla evet. Olmak. Evet. Doğayla iç içe her şeyle çok güzel. Yeriniz de çok güzel. Çok beğendik. Evet. Yeşiliniz bir ayrı güzel. Hava güzel. Dostlar arkadaşlık güzel. Dostlar güzel. Sizler de öyle. Teşekkür ederiz. Siz ne söyleyeceksiniz?
Ben ne söyleyeceğim? Ben şöyle bir bakınıyoruz sağa sola. Evet. Söylenecek bir şey bulamıyorsunuz değil mi efendim? Çünkü doğa benim söyleyeceğim her şeyi söylüyor. Temiz hava, arkadaşlar, dostluk, karavancılık. Karavancılık ayrı bir tutku. Kaçıncı yıldasınız? Karavancılıkta 17. yıl. Daha önce çekme karavan çektim. Bazı rahatsızlıklarım oldu. Çekme karavanları artık çekemedim. Ve ben aşağı yukarı 4 eksik organla yaşayan bir karavancıyım. Yine de çok mutluyum. Yine de mutluyum. En iyi ilacı tabii, en iyi ilacı doğa. Yani. Sevgi tabii zaten mutlaka. Yaşatan da o tutku, o evet. Sevgi zaten, o doğa tutkusu. Burada olmaktan çok mutluyuz. Evet, çok kokuları içinde diyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Özellikle yerlere basmaya çok kıyamadık ilk önce ama üzgünüz bastık. İnşallah tekrar evet. Geri yerine gelir, doğa kendini tazeler. Bu tür yerlerin çok olmasını çok isteriz. Biz de istiyoruz. Biz de hep çaba sarf ediyoruz. Değişik kentlerde tabii. Bu sesi hep birlikte duyuralım. İnşallah. Kıymeti bilinsin. İnşallah. Bu doğanın, bu karavancılığın. Evet, televizyonculara aslında bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben artık bıktım televizyonlarda her gün falanca yerdeki, işte isim de vermiyorum, falancanın yaptığı binalar, o 15 katlar, 25 katlar, 30 katlar biraz da doğaya suni dayalı. Evet, sünni bahçeler, yapay bahçeler. Bahçe görsünler değil mi? Ya birazcık da insanların bu tür yaşantıya özendirsinler. Belki biraz uzun olacak ama anlatmadan geçemeyeceğim. Ben niye karavancı oldum? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 27 yıl teknik eğitimde teknik öğretmen olarak görev yaptım. Ve her öğrencimi yıl sonlarında Çanakkale'ye geziye götürürdüm. Ve aşağı yukarı her senede öğrencilerime 250 tane fidan dikerdik. Onları toprakla buluştururduk. Bir Çanakkale'ye gittiğimde o Çanakkale'nin civarlarını gezerken tam Çanakkale abidesinin arkasında o Kilit Bahir'in orada bir alan vardı. Her gittiğim sene orayı görürdüm, boş gördüm ve bir sene gittiğimde gördüm ki villalar yapılmış. Merhaba, hoş geldiniz. Düşündüm ki ya orası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkesin hakkı. Oraya bir milletvekili veyahut da bir iş adamının gidip orada bir yazlık yaptırma gibi bir hakkı yok. Evet. Ve ben bütün öğrencilerimle oradaki görüntüyü lanetlemiştim. Ve doğayı sevmeleri için çocuklara o zamanlar bu tür bir yaşantıyı çok özendirmiştim. Ve ondan sonra da hep yazlıklara karşı oldum. Ve karavancı olmaya da o zaman karar verdim. Bu 20 sene önceki olay. Onun için televizyonculara diyorum ki biraz da şu doğayı şöyle bir görsünler. İnsanların bu doğayı da sevebileceklerini göstersinler. O füze gibi dikilmiş binaları göstereceklerini teşekkür ediyorum. Benim yaptığım bütün haberler ağırlıklı olarak bu anlamda da evet. Ben rahatım. Ne denir doğru söze. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi çok heyecanlı. Ben ondan heyecanlıyım. Bakalım nasıl konuşacağız. Şimdi efendim Tamay kaç yaşında oldu? Tamay 7 yaşında. Karavanda mı doğdu? Karavanda doğdu sayılır. 40 günlükken ilk kampına gitmişti evet. Evet, kamplarda büyüdü yavrum. Şu anda etrafta görünmüyor ama o da heyecanlı koşturuyor etrafta. Evet, doğanın tadını çıkartacak. Doğanın tadını çıkartıyor. Tamay doğanın tadını çıkarsın. Zaten bu çimenlerde oklayıp zıplasın, yuvarlansın. Canı ne istiyorsa onu yapsın. Aynen öyle. Tam bir doğa çocuğu oldu. Evet, şükürler olsun. Öyle eğitmek istemiştik zaten. Karavancılıkta 10 seneyi geçtik galiba. 10 sene geçti. Bu ikinci karavanımız. Evet. Bir dönem karavansız kaldık. 9 ay sabredebildik. Karavancılık böyle bir şey işte. Kanına girdim insanın çıkmıyor çıkmaz, gerçekten. Çıkmasın zaten. Niye evet, çıksın? Evet. Çıkmamalı. Yani çıkmamalı. Hatta artmalı. Birçok yani. İnsan bu duyguyu tatmalı. Evet, hakikaten evet. Doğada olmak çok başka bir şey. Yani evet. Özellikle doğanın işte içinde işte şu çimenlerin üstünde, doğal çimenlerin ama üstünde kahvaltı etmek, sabah uyandığında işte böyle bir sisle uyanmak, ne bileyim ne kadar güzel şeyler. Bunları inşallah herkes yaşasın. Bunun üzerine bir şey anlatacağım ben. Gençler siz de dinleyin. İşim gereği gezme fırsatım çok oldu. Tabii ki. Amerika'da bir karavancı aileye rastladım. Dedim ki kaç yıldır karavancısınız? 9,5 yıl dedi.
Nereli olduğunu sordum. Sorduğumda bir başka eyaletten olduğunu. İşte bayağı bir uzak yerden. Şimdi hatırlamıyorum. Peki hep geziyor musunuz? Verdikleri cevap. Biz ikimiz de emekliyiz. İkimizin de emekli kartı cebimizde. 25 gün geziyoruz. Son 5 gün paramız bitiyor. Mecburen konaklıyoruz. Maaşı çekti mi? Devam. Peki sizde torun, torba yok mu dedim. Olmaz mı? Çok da var dedi. 8-10 tane torun var. Peki özlemiyor musunuz onları dediğimde? 6 ayda bir onlar bizim bulunduğumuz yere geliyor. Şimdi ben geldiğimde eşime de anlattım bunu. Ben karavansız karavancıyım. Herkese evet, bunu söylüyorum. Evet. Benim keşke sizin gibi çok şanslısınız. Karavan tutkusuna sahip olan eşim olsa, evi satmazsam namerdim. Şimdi birinci kural bu zaten karavancılıkta. Yani bu işle eşler bu işi sevecek. Yani eş sevmiyorsa altınızda en iyi karavanınız da olsa problem. Yani sonuçta doğadasınız. Ne bileyim her yerde böyle altyapılar yok, imkanlar yok. Yani biraz tabii işin keyfi de var. Çok büyük keyif var ama biraz da tabii bazı doğa şartları diyeyim. Yani onlara da biraz katlanmak demeyeyim de her koşulda biraz şey yapmak lazım. Biz alışmak şu an aktif çalışıyoruz tabii. Fırsat buldukça kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Çocuğumuz küçük ilkokula gidiyor. Tabii bu biraz bağlayıcı oldu ama biz gene işte 6 aylıktı, 9 aylıktı. Biliyorsunuz siz de bizi tanıyorsunuz. Evet. Hiç fark etmiyordu Temay buralarda. Yani, mamalar ısıtarak falan böyle. Muhtemelen yalnız emeklilikten sonra herhalde benim gibi evi satmayı düşüneceksiniz. Düşünmedik değil. Evet, düşünmedik değil. Ben tanıyorum iki tane aile evlerini. Biz de tanıyoruz satıp, evet. Karavanda yavaş yavaş Türkiye'de biliyorum. Artık bu kavram biraz daha gelişiyor. Yani eskisinden daha iyi. Gelişsin de tabii sonuçta yani biraz önce onu konuştuk. Yani Ege kıyılarında betonlanmadan başka bir şey yok ama zamanında onlar iyi planlanıp karavan turizmine yönelik altyapılar sağlansaydı hem daha güzel olacaktı. Hem insanlar ihtiyacı kadar doğaya yıpratacak diyeyim. Ama şimdi öyle olmuyor. Her yer beton, her yer bina. Ama bu ara ben gözlüyorum yani özellikle gençlerde çünkü biz de artık orta yaşın üstüne çıktık. Emekli olmak üzereyiz biz de. Gençlerde doğa bilinci bayağı gelişmeye başladı. Özellikle artık böyle her şey dahil tatil konseptlerinden artık ayrılmaya başladılar. Değişik arayışlar içerisinde insanlar. Doğada uyanmak çok özel. Hani onun farkına varmaya başladılar ama yani, bunu çok iyi duyurmamız lazım. Gençler bunun farkında. Yavaş yavaş öğreniyorlar. Peki soralım bakalım. Ne kadar farkındalar? Merhaba, hoş geldiniz. Ben ilk farkında olanlardan bir tanesiyim diyebilirim. Bizim kaç senedir aslında, farkındasınız? İlk karavanımız 99 depreminden sonra çekme karavan almıştık. Bir sürü hatta babamla 6 ay kadar içinde yaşadık. Diğer çalışan kısım evdeydi. Biz babamla karavandaydık. Daha sonra ablamların kamp karavanlarıyla biz de tatillere çıktık. Onun tadı başka tabii. Çok seviyorum karavanda tatil yapmayı. Ne güzel. Siz de bu tadı aldınız mı önceden? Benim hiç önceden böyle bir tecrübem olmadı. İlk tecrübeniz. İlk tecrübem. Peki ne düşünüyorsunuz? Yani o olabilir onu... Buraya geldiniz. Gördünüz. Onu değerlendireceğiz yani. Evet, yani ilk fırsatta. Şuradaki karavancılık şeyini gördünüz. Bugün ne düşündünüz? Yani güzel bir şey. Karavana olan herhangi bir yere bağlı yaşamıyor. Yani manzara... Veya canı nerede isterse orada durup konaklama imkanı. Her şey var. Doğanın güzelliği, çiçeklerin kokusu. Bizi sessiz de geçiyor. Karavancılık kesinlikle. Bir de şu da var yani. Şimdi bir de şu sosyal kısmı da var. Burada yani kimse kimsenin ne işle uğraştığını ya da oymuş buymuş kimse onunla ilgilenmiyor. Sadece doğa ve doğayla baş başa kalmıyor. Neresi güzel, yani. Neresi değişik, neresi daha çok paylaşım daha oluyor. Gelişim hani, açık. Gezilecek onlar yerler, oluyor. Yani çok değişik insanla tanışıyorsunuz. Yani öyle bir sosyal ve güzel tarafı da var. Şimdi böyle gençlerden bir de en yaşlı arkadaşımızın Erol Baba'nın yanına gidelim. Erol Baba bize ne anlatacak? O da karavancıların esas babası. Hikayeler orada. Esas hikayeler evet, orada. Şimdi gençlerden Erol abiye geçelim bakalım ne diyecek. Peki. Biraz önce kampın en gençlerinden birileriyle kardeşlerimizle görüştük. Genç olarak onlar duygularını bize karavancılıkla ilgili görüşlerini anlattılar. Biz de dedik ki en gencinden en gencine gidelim. Sevgili Erol abimizin yanına. Erol abi karavancıların babası tabir yerindeyse. Erol abi hoş geldin. Tekrar seni görmek ne güzel şey değil mi abi? Sağ ol Şahin. Yani ben seni gördüm daha mutlu oldum. Bütün arkadaşlarımı gördüm.
daha çok gençleştim. Ne güzel, ne güzel. 5-6 yaş geriye gittim desem yeri var. Evet. Çok mutlu oldum burada. Hepsi burada çünkü bütün dostlarım. Aramızda kalsın. Yaş kaç abi? 26 Nisan'da 80'e girdim. Maşallah, maşallah, maşallah. 26 Nisan'da uzun ömürler diliyorum. 80 yaşına girdim. Peki karavancılıkta kaçıncı 49, yaşındasın? 49 senelik ya, evet, karavancıyım. Şimdi sevgili izleyiciler, dile kolay. 49 senedir karavancılığı olan sevgili Erol abimizle beraberiz. Yaş 80, karavancılıktaki yaş yarım asra girmiş. Peki bu karavancılığın şöyle içinden bir lezzet çıkarırsak ne anlatacaksınız bize geçmişe dayalı karavancılık? Anlatacak o kadar çok şeyler var ki. Bir tanesini ki. Bir anlatalım Erol abi. Vallahi çok şeyler yaşamışsınızdır bu yarım asırda. En güzel şey ne biliyor musunuz? Buyur abi. En güzel şey şuradaki şu topluluğum var ya, topluluk. İşte ben bunun hayaliyle bir kış geçiriyorum. 6-7 ay. Yaz olsa da, Nisan olsa da, Mayıs olsa da böyle ufak ufak turlarla başlasak bu işe. Şeyini yapsak, ne derler ona. Antrenmanını yapsak, ondan sonra uzun turlara çıksak. Bütün şeyim bu. Evet abi. Gece yatardım. Şabarım, inanmazsın. Böyle gözlerimin önünden bütün karavanlar geçiyor. Benim karavanımla gidiyorum, geliyorum. Hatta bazı yerlerde ne yapıyorum, nereye uğruyorum, şu bunları hep düşüne yazı getiriyorum. Peki Yaralı abi, şimdi bu duyguların, bu düşüncelerin yanına şunu da sorarsak. Şimdi 50 yıla merdiven dayamış bir karavancılığın var. Senin yerinden gelen de kimler karavancı olabildi aileden? Hiç kimse olamadı. Oğlum... Şu karavan bende aşağı yukarı 23 senedir ilk sahibiyim. 23 senedir bu karavan bende. Daha bir gün direksiyonuna başına geçip de baba ben bir çoluğumla çocuğumla bir yere gideyim dediğini duymadım ve bunu da yapmıyor. Evet. İşte üzüntüm bu. Evet. Bu da kıymetini mi bilemedi? Hiç mi gelmedi yanınıza? Yani kıymetini bilemedi değil de Şimdiki gençler biraz işin şeyinde istiyorlar. Hayır. Uçakla gitsinler. Uçakla şeylerine rahatlarına düşkün. Hakikaten olarak rahatlarına düşkün. Ve bunun tadını alamıyorlar. Bunun lezzetini alamıyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bunu kaç kere söylemişimdir Şabancığım sana. Bana Hilton'da suite'li oda versen inan bana ben şu karavandaki yatmayı tercih ederim. Kesinlikle. Bunun farkındayım. Tercih ederim. Farkındayım herhalde abiciğim. Dünürüme gidiyorum. Adamcağız utanıyor. Diyor ki ne olursun Eve Bey şey yap da gece geç vakit olsun da bari demesinler ki dünürünü evinde yatıramıyor. Ya ben sen evinde yatırırsın ama ben karavanımda yatmayı tercih ediyorum. Ya, ya. Ya bunu anlatamıyorum. Evet, bunu anlatayım. Bahçesine çeker, orada karavanımda yatarım. Ne güzel. Peki Erol abicim, yine görüşmek üzere bu karavan tutkunu. İnşallah sana böyle 50. Yıl dönümü kutlaması yapacağız abi. ne derler ona, seni ve kızını gördüğüm için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim abicim. Allah sana da nice uzun ömürler versin. Cümlemize. Yavruma da çok teşekkürler. Yolu açık olsun. Teşekkürler Erol abi. Çok sıkça karşılaştığımız dostlarımla yine bir arada olduk. Size de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Çok şahane. Sık görüşüyoruz. Evet. Bu evet. Evet. Çıkarıyoruz. Bugün daha da bir güzel değil mi efendim? Efendim burası hani yeşil fışkırıyor. Burası ama her şey dostlarla güzel. Tabii. Burası da çok güzel. Her şey güzel olacak. Burası da güzel, dostlar da güzel. Her yani, şey fevkalade. Yani huzurlu, evet. Mutluyuz. Ne mutluyuz güzel. Hep bir arada. Evet, sizin de duygu ve düşünceleriniz. Valla burası benim memleketim olmasına rağmen ilk defa görüyorum. O kadar çok beğendim ki. Çok güzel ama dediği gibi Kemal, her şey dostlarla güzel. Çok şimdi güzel yani. Ben hemen bir çok şey huzurlu. Anlatmak zorundayım. Şimdi efendim yıllarım İstanbul'da geçti. Hı-hı. Akşam gazetesinden emekliyim. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde
1000 kere ilaçsız çay içmişimdir. Hı-hı. Ama içeriye girme kısmet olmadı. Evet. Yani siz Sakaryalısınız. Yani öyledir hep. Görmediniz. Tabii, doğru. Ben Dolmabahçe'nin önünde dediğim gibi 1000 kere içeriye çay içtim, içeriye olmadı. Giremedim. Üstelik tüm kıtaları evet. gezebildim. Yani. Bir de Karadeniz'i göremedim. Buna Hı-hı. üzülüyorum. Çok güzel. Karadeniz'i ve Dolmabahçe'yi görmek istiyorum ama kısmet olmayınca olmuyor. Olmuyor değil olmuyor. Mi? Gerçekten i̇şte öyle. İyi ki gördük ama bu sefer. Dolmabahçe'yi siz de bu doğanın güzelliğini geç tattınız. İnşallah ben de Dolmabahçe'yi göstereceğim. İnşallah, inşallah. Evet. Yani Şaban Bey buyurduğunuz gibi şöyle torunlarım, çocuklarımla bu karavanla kıyıya iniyorsunuz, denize giriyorsunuz. Karagöl, uzun yayla, hani yayla 15-20 kilometre yaylaya çıkıyorsunuz, akşam yorgan yetmiyor. Yani Karadeniz çok özel bir yer. Yeşilliğiyle, yaylalarıyla, kıyısıyla sarp eder. Yani özel bir yer. Yani ki Allah inşallah size de kısmet eder. İnşallah. Hele hele torunlarımızla falan bayağı iyi oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Tekrar karşılaşmak üzere. Sağ olun, çok mersi. Şimdi sevgili izleyiciler, benim için en ilginç röportajlardan birini yapacağım. Belki de birazcık boğazım bile düğümlenecek. Çünkü çok önemli, geçmişte beni duygulandıran şeyler yaşadım. Bunu konu içinde anlatacağım size. Efendim önce hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Evet. Kardeşimiz Yunanistan kökenli. Şu an Yunanistan uyrukluluğu yanında Türk uyrukluluğu da devam ediyor mu? Türk vatandaşı da oldu. Evet, evet, evet. Ne güzel. Kızımız da karavancı İlhan Bey'in kızı ve güzel bir evliliklerinden bir de nur topu gibi yavruları olan bir kızları var. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi biraz sizi tanıyalım. Biz karavancı olarak mı öğrenmek istiyorsunuz? Her iki türlü. Hem karavancılığınızdan hem de bu evlilik nasıl oldu, nasıl bitti özetleyerek. Nasıl oldu? Evet. Yurt dışından ortak arkadaşlarımız vardı Marios. Türkiye'ye ziyarete geldiğinde tanıştık. Ondan sonra da irtibatımız kesilmedi. Biz gittik, onlar geldiler. Bizim de ilişkimiz bu vesileyle başlamış oldu. Ne güzel, ne güzel. 7 yıllık da evliyiz, evet. Bir tane çocuğumuz, kızımız var. Evet. Hatta. Yeni de karavancıyız. Bir de bir kızımız evet. daha var. Bir karettamız var. Evet. Dede de küçük. Evet. O eski evet. karavancı. Bu arada böyle. Dedemi çekti tabii. Hı-hı. Kızınıza evet. bu doğa sevgisini aşılamak için evet. bir de küçük bir çadır bizim kurmuşsunuz. Eşim çocukluğundan beri çadırcı. Ben onunla birlikte çadırla uğraşmaya başladım. Hala da her yaz 2-3 hafta çadır yapıyoruz. Karavan babamlardan gelen bir şey. Çocuk olunca biraz rahatlatır mı bizi diye düşündük. Büyük bir şeydense çadır vari olsun küçük bir şeyle başlayalım diye düşündük. Onun da çok hoşlandığını düşünüyorum. Evet evet, o yüzden de çadırı önüne kurduk evet. biraz gölge olsun diye. Deniz hayranı çadırın. Orada doğdu zaten, süper. Orada büyüdü. Evet. Mis gibi, halı gibi bahçede çiçek kokuları evet, arasında. Çok güzel bir yer. Evet, bu kantada yapmak, bu lezzeti tatmak da çok evet. güzel. Evet. Şimdi sevgili kardeşimizi de tanıyalım. Siz neler söyleyeceksiniz önce bu karavancılıkla ilgili, sonra da benim sorularım olacak size. Ne karavancılık? Karavancılıkla. Nasıl? Burayı, nasıl buluyorsunuz karavancılığı? Benim için o doğayı. Kadar bir... Arkadaşlık ilk defa görüyorum. Tamam, İlhan babayla biraz yaptık ama bizimle kendimiz böyle bir grubunda ilk defa. Güzel çok, ama çok güzel, mi? Çok güzel bir yer. Güzel de küçük bir karavan da almışsınız artık. Evet, kopamazsınız evet, bu evet, karavancılıkta. Evet, evet. Her şeyi öğreniyoruz evet. şimdi. Kaç senedir oldu Türkiye'de yaşıyorsunuz? 2,5. 2,5 yıldır Türkiye'de. Burada ne iş yapıyoruz efendim? Makine mühendisiyim. Evet. Artık Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet, öyle evet. Bir daha önce Yunanistan'da yaşıyorduk. Evet. Şimdi Türkiye'deyiz. Evliliğimiz ilk etapta orada devam etti. Evet, ilk yıllarda evet. orada yaşadık. Yunanistan'da nerede? Yunanistan'da Tripoli'de yaşadık. Evet. Atina'ya yakın bir kent. Şimdi hı-hı. Yunanistan'ın dediğiniz yer Florina'ya ne kadar yakın? Yakın mı ya da?
Florina'ya çok yakın değil Mario. Değil, yakın değil mi? Değil abi. Yaşayayım sizi. Evet, şimdi Florina neden bunu söyledim? Sevgili izleyiciler, ben eski Yugoslavya yeni adıyla parçalanmış ya da bölünmüşlükten sonraki adıyla Makedonya-Yunanistan sınırı birebir tam sınırda yaşayan, 10 yaşına kadar yaşayan bir Yugoslav kökenli ya da şimdiki adıyla dediğim gibi Makedonya kökenli birisiyim. 10 yaşında Türkiye'ye geldim ama orada toprağımızı, anılarımızı, çocukluğumuzu, babasızlığı, her şeyi orada bıraktık. Babasızlığı diyorum çünkü babamı hiç görmeyen bir insanım. Yani dünyaya gelmeden 3 ay önce babam cezaevine alınmış. Benim dünyaya gelişimi cezaevinde öğrenmiş. Daha sonra da oradan kaçtığı söyleniliyor. Ne kadar doğru onu da araştırdık ama hiçbir şekilde tespit etme şansımız olamadı. Velhasıl amcam da bu vesileyle Yunanistan'a iltica edip hayatına orada devam ettiği sırada daha sonra düşmanlıklar oraya kadar uzanmış ve amcam orada öldürülmüş. Ancak öldürülmesi öncesi orada bir evlilik yapmış ve Florina denilen yerde de öz ve öz amca kızı ve amcaoğlu olan akrabalarınız var orada. Evet. Ama işte hiç görmedim. Yani babayı görmedik, bir de amca çocukları da görmedik. Şimdi Yunanistanlı bir kardeşimden, bir arkadaşımızdan karşılaşınca bu duygular biraz öne çıktı. İlk fırsatta da telefonlarını tedarik etmeye çalışıyorum. En azından telefon yoluyla varlığımızın bir haberini iletmek ya da almak isteyeceğiz. Bu yönden dolayı da benim için bir Yunanistanlı delikanlıyla burada röportaj yapmış olmak beni hem çok geçmişe hem de duygulandıran yerlere getirdi. Teşekkür ediyorum. Sizi burada görmekten mutlu oldum. Telefon yoluyla sizin kanalınızda birbirimizin varlığını ortaya koymaya çalışacağız. Evet. İnşallah. Size çok teşekkürler. Bu karavancılığınız da daim olsun diyeceğim. Teşekkür ne mutlu ederim. Size. Çocuklarınızı da bugünden karavancı olarak karavan tutkusuyla, karavan sevdasıyla yaşatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bu mutluluğunuzun daim olsun diyorum. Teşekkür sağ olun. Ediyorum. İnşallah. Sağ olun. Memnun olduk. Kalışmış da bizde. Şimdi efendim en zor röportaj yapabileceğim güzel güzel bir hanımefendi var burada. Şimdi size önce ayağı alacağım. Evet bakın biliyor benim uyumu, rahat bırakmayacağımı. Ondan sonra da en ortaya alacağım ki arkada karavanları görelim. Şimdi karavan kampının en son röportajını yapacağız. Adapazarlı kızımızdan final yapacağız. Benden kaçamayacağını bildiği için tehdit ederek getirdim burayı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Alıştın mı? Alışmaya çalışıyorum. Değil mi? Çare yok. Sizin sayenizde. Biraz önce de dedim ki hiç yani çıkarın yok. Yoksa buradan çekimlere başlayacağım dedim. Tehdit ederek getirdim. Hem de böyle arkada karavanlar görünsün diye. Şimdi Adapazarlı olarak seni Poyrazlar Gölü'nde evet. İki hafta önce yakalamıştık. Evet. Evet. Orada çok güzel, çok güzel bir sohbetimiz çok güzeldi. Oldu. Çok güzel reytingler aldım. Herkes süper, ne güzeldi. Doğaçlama harikaydı. Fevkaladeydi. Evet. Keşke bu röportajımızda o kadar güzel olsa. İnşallah. Zaten kaçsaydım peşinden koşacaktım. Daha büyük reyting alırdık herhalde. Daha güzel olacaktı ama kaçmadın artık. Baktı çaresi yok, kaçamıyor benden. Onun için teslim oldu. Biz de dediğim gibi Adapazarlı kardeşimiz de. Tabii Adapazarı'nda yaşamıyor. Ama Adapazarlı olarak Poyrazları geç görmüştüm. Evet, buraya, evet, dayımın kabahati. Burayı daha önce görmüş müydün? Geçen sene 19 Mayıs'ta geldik buraya. Buraya. Evet, dışarıda bir yerden benzin alıyorduk. Benzin istasyonunda sorduk, burada gidilecek neresi var diyerekten evet. Bize burayı tarif ettiler. Git 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 bir yerlere gidiyoruz, hala sonuca ulaşamadık. Biz kaybolduk falan zannettik. Sonunda ortada bir tane ağaç var. O ağacın oraya geldiğimizde Allah dedik, herhalde bir yere bulduk, cennete geldik. Değil mi? Ondan sonra buraya içeri girdiğimizde muhteşemdi ve sağ olsun Mücella abla geçen sene burada bize bir içli köfte yaptı. Meşhur içli köfte. Yok bu sene bu kadar kalabalıkta sanırsam yok. Dere kenarında ben orada yedi. Mikrofondan içli köfte yaptırır mıyız? Kendisi yapıyor vallahi yedirir size de. Eyvah, yanında varsa bakayım. Mutlaka yedirir. Tamam. Takılacağım ben ona. Şimdi efendim röportajlarımızı aşağı yukarı çoğundan yaptık.
özellikle hanımlar buranın bu doğal kokusundan çok söz ettiler. Evet. Değil mi? Ne güzel ya. Çok güzel. Yani yeşili, kokusu. Övünmememiz mümkün mü? Her ucağı güzel. Her tarafı çok güzel. Saklanmış. Buraya gelmeden evvel Soner Bey'i birisi aramış. Ya bu gideceğimiz yer nerede diye. Buradan yakınında zannedip Kocaeli köyünde oturuyor galiba. Burayı bilmiyormuş. Yani burnunun dibindeki bir köyde oturan kişi bu cenneti bilmiyor. Biz geçen sene tesadüfen öğrendik. Yalnız bu da buradaki kişilerin burayı tanıtamamasından kaynaklanan bir sıkıntı herhalde. O kadar güzel yerler var ki tanıtmak imkansızlığından, yani neden yapılamıyor bilmiyorum. Cennetler saklı kalıyor. Şimdi efendim, ben hep şunu söylüyorum. İşte mesleğim gereği çok gezen bir insanım. Şimdi yeni yeni biraz rahatladım. Eskiden işte Avrupa'da, evet, ya da Amerika'da bir markete gidiyordum mesleğim, hı hı, avantajlarıyla. Bakıyorum ki her şey ambalajlı. Türkiye'ye geliyorum, gazete kağıdı arasına bisküvileri koyarak elimize tutuşturuyorlar. Evet. Şimdi bizim sıkıntımız neydi biliyor musunuz geçmişte? Biz tanıtım ve ambalaj yapmasını bilmiyoruz. Maalesef. Yavaş yavaş problem öğreniliyor. Burada. Yavaş yavaş öğreniliyor. Şimdi yine o yıllarda, bunu da anlatmadan geçmeyeceğim, İşte Bahama Adaları'na gittim. Evet. Gençliğimde ya Bahama Adaları ki acaba görecek miyim dedim. Mesleğim bana oralarını da gösterdi. Keşke biz de sizin i̇şte, mesleğinizde olsaydık, gezsek o Cannes kadar. Cannes Film Festivali'ne 8 sene aralıksız gittim. Oh, yani süper. Bakıyorum ki ya benim memleketimde ne Bahama Adaları var, ne kanlar var. Yani daha fazlaları var. Evet. Evet. Fazlaları var. Fazlası yani var. Bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz ambalajlayıp sunamıyoruz. Maalesef. Sıkıntı orada. Maalesef. Şimdi bakın bizim yeryüzü cennetimiz var. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Ama evet, ne diyorsunuz? Burası niye duyurulmuyor? Aynen. İşte bizim sıkıntımız burada. Biz duyuramıyoruz. Sesimizi daha büyük... İlgililerimiz de bu doğa güzelliklerine, doğa turizmine kulaklarını tıkıyorlar. Belki de yitip gitmesini engellemek için mi çok fazla seslerini çıkartmıyorlar, tanıtmıyorlar? Yok. Hayır efendim, nedir yani doğayı tanıtmak, doğa turizmini, dünya ülkeleri... Turizm sektöründen çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Evet, ve turizm cenneti memleketimiz. Avrupa ülkelerinde 15 binlik karavanlar var. Bizde daha 15 karavanlık yeni olmaya başladı, evet, kamp yerlerimiz. Evet. Yani burada ciddi sıkıntılar var. Bunu ilgililerimiz maalesef görmüyorlar. Maalesef. Göremiyorlar. Ya da belki böyle hani daha sonra arkaya atılıyor, ikinci plana düşüyor. Başka efendim, öncelikler ön plana çıkıyor. Bu duayı koruyalım, evet, bunu güzel katletmeyelim. Bunun kıymetini bilelim, evet, bunun lezzetini, tadını, bunu, yaş... bunu paraya da çevirelim. Evet, yaş aldıkça bu işler daha güzel, keyifli oluyor. Şimdi annem, biz küçükken derdik ki yeşile bak ne kadar güzel, maviye bak ne kadar güzel. Anneme derdik ki anne ne var, mavi mavi, yeşil yeşil. Ama işte yaş almaya başladıkça, bu işlerin tadına vardıkça bu güzellikleri daha güzel anlıyoruz. Evet, şimdi efendim. Kamera kaydı. Ben yine çok konuştum. Kamera kaydı dolmak üzere. Zorla konuşturmaya başladığım kardeşime bak, susturamıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizle beraber olduğunuz, bizimle geldiğiniz için buralara. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Bak eşin de geliyor. O da benim kombişim. Geçen sene burada kenelere girdi. Sakarya, kıvrım kıvrım suları akar ya akar ya. Yemyeşil cenneti ben bulurum o anda. Çat caddesinde dolaşırdık kızlarla, sabahlara kadar eğlenirdik onlarla. Hele arkadaşlarım candan olunca, değişilmez onların yeri bir başka. Haydi hep beraber haykıralım birlikte, vatan millet. Sakarya, Sakarya, göz
gözümde tüter ya. Sakarya Sakarya ardından ağlar ya. Onun adı efsane, vatan millet. Sakarya Sakarya gözümde tüter ya. Sakarya Sakarya ardından ağlar ya. Sakarya Sakarya gözümde tüter ya. Sakarya Sakarya ardından ağlar ya. Onun adı efsane, vatan millet. Millet Sakarya!